2022 Ocak favorilerim. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Arka tarafın kaotikliğinden dolayı özür dilerim öncelikle. Şu an ben bir önceki videodan görebileceğiniz üzere İstanbul'dayım hala. Ve bu videoyu buraya çekmeyecektim. Ancak hava koşulları nedeniyle hala buradayım. Kesinlikle çıldırmıyorum hava koşullarının planlarımı mahvetmesinden ötürü. O kişi ben değilim. Ben gayet spontan bir insanım. Planlarım bozulduğu zaman sinir krizleri geçirmiyorum kesinlikle. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere 2021'de çok sevilen bir seri olan kanalımda Favorilerim serisine devam ediyorum. Favoriler videosu çekeceğim. Konsept bayağı basit, birkaç beğendiğim şeyden bahsedeceğim bu ayki. Kanalıma yeniyseniz lütfen abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok uzatmadan lafı, hemen videoya geçelim. Evet, ilk başta film favorilerimden başlamak istiyorum. Film favorilerimde bu ay iki film var. Benim Mubi üyeliğim bitmek üzere. Mubi'de izlemediğim tüm filmleri şu an izlemeye çalışıyorum. O yüzden bu iki önereceğim film de Mubi'de var. İlki Cold War, 2018 yapımı Pavel Pavlovski filmi. Dur, adamın ismini umarım doğru söylemişimdir. Bir saniye, Pavel... Pavlikovski'ymiş. Never mind. Film 1950'lerde geçiyor. İki kişiyi görüyoruz çoğunlukla. Biri Zula'ydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam kadın ismi. Öbür adamın ismi de Victor. Zula ile Victor'un aşkını aslında izliyoruz ama arkada tabii şeyler, yani Soğuk Savaş'la alakalı bir sürü olay gerçekleşiyor işte. Victor'un kaçışı, sürgün edilişi, kaçak yılları, Zula'nın şarkıcı olma hevesi falan filan. İmkansız aşkını izliyoruz gibi bir nevi. Müzikler beni çok etkiledi çünkü böyle hem caz hem şey, nedir onun ismi, leh, yöresel türküler falan filan, onlar çok ilgimi çekti. Yani konu böyle aman aman bir konu değil belki ama diğer elementler filmi mükemmelleştiriyor diyeyim. Bir sonraki filmde yine Mubi'de var. O da Another Round, yani Drag. Bu film geçen sene Oscar'larda en iyi yabancı film ve en iyi yönetmen adayıydı galiba. 4 tane lise öğretmenini konu alıyor Danimarka'daki. Bu öğretmenlerden biri psikolog. Tamam mı? Psikoloji öğretmeni. Ve diyor ki bir tane psikolog var. Ve şöyle bir tezi var. İnsanlar kanlarında %0.2 mi? Ben alkol oranlarını asla bilmediğim için şu an aklıma kalanı şey yapıyorum. %0.2 oranla eksik alkolle doğmuştur diyor. Yani eksik alkol var kanımızda diyor. Biz alkol alınca full potansiyelimize ulaşıyoruz diyor. Bunlar da bunu test edelim diyorlar. Yani bu film bayağı iyi. Bu film gerçekten çok iyi. Mads Mikkelsen ana karakteri oynuyor ve hani yani müthiş. Ben hiç alkol almayan biri olarak başka bir gözle izledim. Siz belki farklı bir gözle izlersiniz. Hani kesinlikle herkesin izlemesini öneririm. Yani gerçekten değişik. Hello. Öncelikle özür dilerim yayın akışınızı bozduğum için. İkinci olarak videoda 3 şeyden bahsetmeyi unutmuşum. O yüzden birkaç kere daha karşınızda olacağım bu şekilde. Dördüncü olarak, üçüncü olarak aynı şeyi giyinmiyorum videodakiyle. Dördüncü olarak filmlerde unuttuğum bir film var. Onu şu an konuşmaya geldim. Umbrellas of Cherbourg. Müthiş bir film. Bir saniye, ben bu WhatsApp'ı bir kapatayım. Film bir müzikal. Bitmeyen müzik yapmışlar. Müzik devam ediyor. Müzik durmuyor. Please Don't Stop the Music, Rihanna yani. O şekil. Konusu çok bir şey değil ama prodüksiyon ve müzikler... Prodüksiyon, müzikler yani müthiş. Catherine Deneuve ve bir adam... Bir kadınla bir adamın aşkı ve imkansız aşkı anlatılıyor çoğunlukla. Kadın da demek istemiyorum çünkü çocuk, yani 16 yaşında idi Catherine Deneuve'nin oynadığı kız. Videonun ilerisinde de sizle görüşeceğiz. Çünkü dediğim gibi benim mallık seviyesi. İki şeyden daha bahsetmeyi unutmuşum. Az sonra bu şekilde görüşürüz tekrardan. Şimdi dizilere geçelim. İlki The Boys. The Boys şunu anlatıyor. Yakın zamanda gördüğüm en iyi... Amerika yorumlaması. Ve bunun Amazon'da olması da ayrı bir saçmalık ama neyse, hadi bakalım. The Boys'un olduğu dünyada süper kahramanlar var. Markalaştırılmışlar. Vought diye bir şirket var. İşte bunları bayağı işte şeylere, film yapıyor bunlara. İşte
çizgi roman çıkarttırıyor veya şeylerin kapaklarına falan koyuyor, işte mısır geleneklerinin kapaklarına falan filan. Yani devasa bir şirket bu ve süper kahramanları pazarlıyorlar. Hatta eyaletlere falan şey diye yolluyorlar mesela. Bir tane süper kahramanı işte şeye verelim, Texas'a verelim, Texas'ın süper kahramanı olsun gibi böyle pazarlama pazarlama yapıyorlar yani süper kahramanları. Mesela Superman'in çakması Homelander var. İşte Wonder Woman'ın çakması Queen Mae var. Flash'ın çakması A-Train var. Yani baya copy paste yani. Ancak tabii ki de bunun arkasında farklı sırlar falan var ve bu sırları açığa çıkarmak isteyen insanlar var ve çoğunlukla The Boys da onlar. Uyarmam lazım ki inanılmaz grafik bir dizi. Yani manyak grafik dizi. Yakın zamanda izlediğim en hani kanlı, hiç şeyden, şiddetten çekinmeyen dizilerden biri. Hani şiddeti göstermekten en azından. Şiddetin sonuçlarını göstermekten çekinmeyen bir dizi. Ben nasıl izledim gerçekten bilmiyorum. Kafa patlatmalar, insanları yarıdan kesmeler, insanların içinden geçmeler. Hani bunların hepsi gösteriliyor. O nedenle kendi riskinizde izleyin. Evet, şimdi ikinci dizimize geçelim. Bu dizi de birazcık değişik bir dizi. Bunu ocağın başında izledim. Dizinin ismi Sex Lives of College Girls. 4 tane oda arkadaşının işte üniversite hayatlarını anlatıyor. Aslında sana şöyle düşünmek lazım ki çok fazla sex lives'ı anlatmıyor. Daha çok hayatlarını genel olarak anlatıyor ve hani romantik ilişkilerini anlatıyor. Ama onun dışında bayağı farklı sorunları ve hani yüzleşmeleri gereken olaylar oluyor. Sırf Sex Lives'la alakalı değil yani bence dizi. Mindy Kaling'in önceki işi Never Have I Ever düşündüğün zaman bu kat be kat iyi. Hani eğer çok cringe olmadan bir Mindy Kaling komedisi izlemek istiyorsanız bence Sex Lives'ı tercih edin Never Have I Ever'dan ziyade. Of, Never Have I Ever diyorum, en kötü dizisi falan olabilir. Genel olarak çok iyi oyuncular var bence. Adamın ismi Gavin Leatherwood mu ne, öyle bir şey. Aynen. Bu adam var. Onun dışında Timothée Chalamet'in kız kardeşi Pauline Chalamet var. Güzel bir diziydi. Ben güldüm ve ikinci sezonunu çok merak ediyorum gerçekten. Bugünlük dizilerden de bu kadar. Şarkılara geçelim. Bu şarkıların hepsi çalma listemde var. Spotify çalma listemde. O yüzden aşağıdan bulabilirsin. Aynı zamanda farklı şarkılar da var bu ay dinlediklerimin dışında. Evet, şarkılardan bu kadardı. Dediğim gibi daha öncesinde bu şarkılar ve daha fazlasını aşağıdaki playlistimde bulabilirsiniz. Şimdi kitaba geçelim. Şimdi kitap hakkında şöyle bir şey söylemem lazım. Kitap şu an yanımda, bu kitap. Ancak şu an kitap hazırlayıp da bir yere götüremediğim valizimin içerisinde. O valizi açmak istemiyorum. Buraya fotoğrafını koyacağım. Gece Yarısı Kütüphanesi. Matt Haig'den. Bu kitabı okuduğum için çok mutluyum. Çünkü bir, Matt Haig'in adını temizlemiş oldu benim için. Bir önceki kitabı, Zaman Durdurmanın Yolları, çok kötüydü. Gece Yarısı Kütüphanesi gibi bir kitabı yazan adamla bu Zaman Durdurmanın Yollarını yazan adam aynı olamaz. Gece Yarısı Kütüphanesi şunu anlatıyor. Nora diye bir kızı takip ediyoruz ve bu kadın, kız da değil aslında, kadın bayağı yani. Bu kadının hayatında çok büyük pişmanlıkları var. Şu anki zamanda kadın bomboş bir hayat yaşıyor diyeyim yani. Müzik dükkanında çalışıyor. Haftada bir piyano dersi veriyor. Kedisi var. Annesi babası ölmüş. Abisiyle konuşmuyor. Evlenecekti. Evlenmekten vazgeçiyor. En yakın arkadaşı bambaşka bir kıtada. O yüzden bu kadın intihar ediyor. Ama intihar etmeden önce bir yere giriyor. Araf gibi bir yer yani gerçekten. Ne hayat ne ölüm. Bu işte Gece Yarısı Kütüphanesi. Kütüphanedeki kitaplarda pişmanlıkları yapmasaydı hayat nasıl olurdu yazıyor. İşte mesela çocukken yüzüyormuş. Yüzmeye devam etseydi nasıl bir hayatı olacaktı? Veya evlenseydi nasıl bir hayatı olacaktı? Veya arkadaşıyla taşınsaydı nasıl bir hayatı olacaktı gibi gibi. Ve bunları okuyoruz kitap boyunca. Ve ben gerçekten böyle bir konsepti düşündüğüm zaman kendi hayatıma reflection yapmaya başladım ve bilmiyorum,
Onu yaptırabilen bir kitap bence güzel bir kitaptır. Sonuçta kendi hayatımı bir gözden geçirmeye itti beni kitap. Genel olarak herkese öneririm gerçekten. Hayatında böyle seçim yapmakta zorlanan ve seçimlerinden sonrasında çok büyük pişmanlık duyan insanların bence gerçekten relate edebileceği bir şey. Ya özgüvensizliklerini pişmanlıklarıyla birleştiren insanlara kesinlikle öneririm. Geri döndüm. Merhabalar. Kitaplarda bahsetmediğim bir kitap var. Çok da üzerine bahsetmeyeceğim çünkü bu seriyi artık övmekten tükendim. Dilimde tüy bitti bu kitap serisini önere önere. Okay, geri gidiyorum. Bye bye. Son kısma geçiyoruz. O da diğer şeyler kategorisi. Şimdi diğer şeyler kategorisinde bir tane önerebileceğim bir şey yok ama ilk favorilerim odam. Bu oda biz taşındık bu arada şimdi. Biz taşındık ve bana çatı katı geldi. Çünkü çatı katı genelde soğuk oluyor. O yüzden kimse kalmak istemedi. Ve ben de yılın %90'ı Ankara'da olduğum için İstanbul'da çatı katında yaşıyorum. Ve toparlamaya başladım odayı. Şöyle bir şey var. Bunu kardeşim yaptı. Şöyle biblolarımı ve DVD'lerimi koydum böyle. İşte kitap rafım var. Gerçi bunları ben videoya çekip buraya koyabilirim. Ama aynen odam toparlanıyor. O yüzden o konuda mutluyum birazcık. İkinci şey diğer kategorisinde önerebileceğim bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey. Kadıköy'de Vatka Vegan diye bir yer var. Giderseniz kesinlikle öneririm. Bir kere çok ucuz vegan ürünler yapıyor ve üzerine bir de hani gerçekten lezzetli yani. Çok güzeldi, gerçekten önerilir ve ucuzdu yani İstanbul'la kıyasla. Ve ben aynı zamanda kırmızı et yemeyi kestim. O yüzden oraya daha çok gitmeyi planlıyorum en azından İstanbul'da olduğum zaman. Son kez bölüyorum, merhaba. Son bir şey daha önereceğim diğer kategorisinde. O da bir YouTube kanalı. Önereceğim kanal ve kişi Axel Weber diye bir çocuk. Çok tatlı YouTube videoları var. Çok tatlı bir kişiliği var. New York'ta yaşıyor. Böyle dünyanın, New York'un güya en küçük apartmanında yaşıyor kendisi. Ve New York'taki hayatını vlogluyor çoğunlukla. Evet, Axel Weber'ı da öneririm. Ve evet, bu ay da bitmiş oldu böylece. Önerilerim bu kadar. Öncelikle izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmezseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Abone olursanız çok sevinirim. Her neyse, şimdiden gidiyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.